Merhaba çocuklar. Yine Timaş Yayınları'nın Masal Parkı kitabından bir masal okuyacağız. Masalımızın adı Ayağına Diken Batan Aslan. Ayağına diken batmış aslan. Bir zamanlar çok zengin bir tüccar yaşarmış. Develerine çeşit çeşit kumaş yükler, başka şehirlere götürür satarmış. Bir gün yine develeriyle yola çıkmış. Yollarda kimsecikler yokmuş. Akşama doğru yolun kenarında yerde yatan bir aslan görmüş. Hayvancağız patisine diken battığı için acı içinde inliyormuş. Tüccar, "Vah zavallı, demek canın yanıyor ama hiç üzülme, ben şimdi dikenleri çıkarırım," demiş. Tüccar aslanın kanayan patisine elini almış, dikenleri bir 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 çıkarmış. Elbisesinden bir parça yırtmış, aslanın ayağını sarmış. Aradan aylar geçmiş. Tüccar bir gün yine şehre giderken devesini kaybetmiş. Issız yollarda devesini ararken karşısına kocaman bir aslan çıkmış. Tüccar, "Olamaz, işte sonum geldi. Şimdi bu aslan beni parça parça eder," diye düşünmüş. Aslan hızla ona doğru yaklaşmış. Adamcağız korkudan gözlerini kapamış. Başını kollarının arasına almış. Fakat hayret! Aslan birden tüccarın ellerini yalamaya başlamasın mı? Tüccar gözlerini açtığında çok şaşırmış. Koca aslan bir kedi gibi oturuyor, ona sevimli sevimli bakıyormuş. İşte o zaman tüccar aslanı tanımış. Bu aslan patisinden diken çıkardığı aslanmış. Hayvancağız kendisine yapılan iyiliği unutmamış. Masalımız da burada bitmiş. Çocuklar, hayvanlara çok iyi davranıyoruz. Daha önce de size söylemiştim. Hem insanlara hem hayvanlara hep elimizden geldiğince yardım ediyoruz, iyilik yapıyoruz. Hayvanlara çok iyi davranıyoruz. Asla ne olur köpeklere, kedilere, başka canlılara tekme atmak, kuyruğunu çekmek, kulağını çekmek, bıyığını çekmek, bu tür zararlar vermiyoruz. Taş atmıyoruz. Kuşlara hele sapanla taş atmıyoruz. Onlara bilakis yardımcı oluyoruz. Yemek bulamadıklarında bir kap su, bir kap yemek veriyoruz, ekmek veriyoruz. Makarna haşlayabilir anneleriniz mesela, onu verebilirsiniz. Sokak hayvanlarına özellikle yardımcı oluyoruz. Ve onları eğer aileleriniz de izin veriyorsa okşuyoruz. Ama asla asla onlara zarar vermiyoruz, tamam mı? Hiç kimseye zarar vermeyin. Hep mutlu yaşayalım. Hoşça kalın.